Piramitlerin oluşumu günümüzde hala araştırılmaktadır. Piramitler, özellikle Mısır'daki büyük piramitler, antik dünyanın en etkileyici yapılarından biridir ve nasıl inşa edildikleri hala merak edilen bir konudur. Bu yapılar genellikle dev taş bloklarından yapılmış olup, her birinin inşa edilme süreci çok dikkatli bir şekilde yapılmıştır. Piramitlerin inşa yöntemleriyle ilgili birkaç yaygın teori vardır. Bunlar, işçi gücü, taşların taşınması, rampalar ve mekanizmalar, kesme ve şekil verme. İşçi gücü, Mısır piramitlerinin inşasında büyük bir işçi gücü kullanıldığı düşünülüyor. Bu işçilerin, köleler yerine, genellikle ücretli işçiler ve uzman taş işçileri oldukları düşünülüyor. Taşların taşınması, piramitin inşasında kullanılan dev taş bloklarının taşınması da büyük bir zorluk olmuştur. Taşlar, genellikle taş ocaklarından getirilmiş ve yuvarlanarak veya çeşitli taşıma teknikleriyle piramidin bulunduğu yere taşınmıştır. Bazı teoriler, rampalar kullanılarak taşların üst katlara taşındığını öne sürer. Bu rampalar düz, iç bükey veya dış bükey olabilir. Taşların kesilmesi ve taşınması. Piramitler genellikle kalker, granit gibi taşlardan yapılmıştır. Mısır'daki taş ocaklarında bu taşlar kesilip, büyük bloklar halinde inşaat alanına taşındı. Taşların taşınmasında, büyük kayıklarla Nil Nehri boyunca taşımak da kullanılıyordu. Sonuç olarak, piramitlerin yapımı son derece karmaşık ve zaman alıcı bir süreçti. Ancak bu yapılar, Antik Mısır'ın mühendislik, iş gücü ve organizasyon becerilerinin birer örneğidir.